kurban eti üzerinde Müslümanların yememesi gereken bir şey var. Onu da söyleyeyim, keseyim. Koç yumurtası diye bir şey var. Koç yumurtası. Bu daha ziyade koçlarda tabii. Mutlaka koçlarda bulunur ki koç koyunların erkeğidir. Döllenmek babında o hayvanın döl yatağı, döllendirme hücrelerinin bulunduğu yer koç yumurtasıdır. Döllendirme hücresi orada meni imal ediyor. Meni. O hayvanın menisini Cenab-ı Hak koç yumurtasında meydana getiriyor. Dolayısıyla meni de pistir. Meni. Erkeklik yani döl şeyi o pistir. Fıtraten necistir, pistir. Bu kerihtir, mekruhtur. Koç yumurtasını sakın Müslümanlar yemesin diyor alimlerimiz. Kerihtir yani, mekruhtur. Haramdır demiyoruz. Kitaplarda koç yumurtası yemek haramdır diye bir kayıt yok. Ha, haramdır denmiyor ama mekruhtur, kerihtir, iğrençtir, pistir deniyor. Fıtraten doğru bir şey değil. Onun için Müslümanlar, müminler, ehli sünnet müminleri kesinlikle öteden beri koç yumurtası yemezler. Haram olduğu için değil, mekruh olduğu için ve kerih olduğu için yemezler. Onun dışında dalak yenir kardeşim, dalak dalak. İçi kan doludur dalağın ama pis değildir. O dalağı haşlarsın, kızartırsın, ızgara yaparsın, ne yaparsan yap, dalak yenir. Dalak için İslamiyet bir şey söylemiyor. Cenab-ı Hak böylece kurban kesmeyi şekillere, esaslara, hudutlara bağlamıştır. Keseceğiniz kurbanı da bir çukur kazarsınız. Hayvanı gırtlağını sağ tarafa getirirsiniz, kıbleye. Sağ tarafına yatırır, kıbleye getirirsiniz. Mutlaka Bismillahi Allahu Ekber diye kesmeniz lazım. Böyle söylemesek de kessek ne olur hocam? Alimlerimiz diyor ki, kasten böyle inatla, kasti olarak, maksatlı olarak Bismillah kelimesini, Bismillahi Allahu Ekber kelimesini inadına, kasıtlı olarak terk eder de öylece keserse kesilen hayvan İslam'a göre leş olur, hiçbir şey yenmez. Leş olur.